Merhabalar yeniden, Troya seferine devam. En son Aş ile savaş açmıştık ve kendisine dalmak üzereydik. Hatta şu an itibariyle Aş'in ilk şehrini almaya hamle yapmaktayım. Sen çevrele. Sen desteğe gel. Karakoldan gelecek birimlerle birlikte. Çok sıkıntı olmuyormuş ya, experience olsun madem. Sen yine çevirmeye devam et. Bunda karakolu kuşatmayı düşünüyordum. Destek birlik gelemesin diye ama madem bu kadar kolay oluyor, gel sen de buradan experience kazan. We have arrived. Okay. This will hurt. Aşil fethi resmi olarak başlamıştır diyecektim ki diğer arkadaşın desteğe gelemediğini gördüm. O da experience kazansın istiyorum. We can take them. We've got a long hike. Fall upon them. Aşil fethi resmi olarak başlamıştır. Sert bir başlangıç yapmıştı Paris. I knew I had it in me. İşaret. Nice. Bence de. Ares, Zeus ve Poseidon keşfedildi. Daha önce keşfetmemişiz. Demek ki Yunanistan'a geçmek gerekiyormuş o yüzden. Tüm tanrılar, Ege'li bütün tanrıları fethetmiş olduk. Ama fethetmek ne demek ya? Keşfetmiş olduk böylece. Bakayım bir nüfus, gıda, odun veriyor eyalette, mabetleri Poseidon'ın. Denizde hareket veriyor dua edenlere. Yıpranma direnci veriyor sularda. Okey. Adammış general, hız veriyor takım piyadeleri ve savaş arabalarına. %16 fena değilmiş. %25 muharebeyi alması da güzelmiş. Kurban alımı. Böyle bir mekanik mi var? Böyle bir mekanik varmış. Onlarca saat oynuyorsun ve yeni mekanik görüyorsun ya. Tamam. Şuna basarsak bütün ordular için Afrodit duasını aktifleştirebilirmişiz. Abi bu Babil seferinde çok işime yarardı ya. Şu an yapmayacağım tabii de. İyi olurmuş yani. Vay arkadaş ya. Keşke daha dikkatli baksaymışım. Zeus mutluluk arttırıyor. İnşaat maliyeti azaltıyor. Mabetleri. Moral artı %8. Yorgunluk birikimi eksi %10. Dua ederek. Okey. Aura boyutu menzilli hasarı azalmış generale. Menzilli hasarı ciritliler. Savaş arabaları hafif ciritliler. Okçuları etkilemiyor. Benim en çok okçum var. Ares ise yetiştirme maliyeti ve nüfus veriyor. Hücum bonusu veriyor dua edersen. Yakın muharebede ölümcüllük veriyor. Okey. Adammış genelde yetişme yuvası ve moral veriyor. Bu üçünden en çok hangisini beğendim? Galiba Poseidon. Bir dakika, şey neydi? Özellikle Zeus yazan bir şey vardı. Neydi o? Özellikle Zeus yazan bir şey. Saraydaydı değil mi? Remember your honor, courtiers. Tapınan yaptılardan daha fazla lütuf, özellikle Zeus. Yani çok önemli değil. Yapamıyorum. Yani şunu alalım bari, ne diyelim. Hadi bunu al. Hector tarafında. Şimdi sen orayı kendi başına alabiliyor musun? Destek birliği gelmeyince biraz otomatik sonuçlandırmayla alamıyorum en azından. Diğer abinin de gelmesi icap eder dolayısıyla. Sen dostum o zaman şöyle bir al. Onlar da gelemesin madem. Hala. Burayı yani bir edersem yürümem gidiyor mu emin olamadım. Şu an gitmemesi lazım. Yağmala sadece. Yağmala önce gitmez herhalde değil mi yürümen? Tamam süper. Şuraya bir desteyen. Arkayı herhalde rahatça alırız böylece. Arkadaş biraz yaralanıyor ama olacak o kadar. Ordusu çok uzakta değil ama çok yakında da değil. Tazelenme imkanı olur diyeceğim ama diğer ordunun tazelenmesi de çok az ya öte yandan. Prince Hector. Da tazelenemiyor neredeyse.
Sen dışarıda dursan Hector, çok bir şey fark etmiyor senin için. Sen içeri girsen senin için biraz fark ediyor. Tamam, böyle yapalım. Mukaddes Ege toprağı değil belki ama Mukaddes Ege topraklarının yakınında. Ve bu eyaleti sağlamlaştırmış olmuşuz böylece. Güzel. Var mı özel güzel bir şeyler? Varmış. Zafer noktası da veriyor bir tane hatta. Mutluluk, nüfus. Okey, madem kaynağım da var, iş gücüm de var, direkt basayım ya. Elbette garnizon marnizon da basmak isterim buraya ama. Yok. Daha ileri. Hadi bu kalsın, meşitiyet falan. Neyse sonra bakarız. Okay. İki turda ulaşabilir. İki turda ona hazır olurum eğer Langerlungur bana gelirse. Ki müttefikimde de savaş halinde olması lazım değil mi? Langerlungur bana gelmemeyi tercih edebilir. Okay. Savaşa güzel bir başlangıç oldu. Birazcık zayıf anında yakaladım gibi oldu. Ulaşabiliyor musun Karaman'a? Hay Allah. Neyse sonraki tur alırız. Neyse bu tur artık bu oyun takılmıştı ya, burada ilerlerken bu karakterle artık takılmıyor neyse ki. Carry us swiftly, O great river. Traveling like this is almost too easy. Not yet, you can't. Güzel. Kraliyet fermanı. Evet, şuraya doğru gitmem gerektiği kesin. Hatta daha önce gitmeliydim dediğim gibi. Şuradan başlayalım. Buradan tık tık. 3 tur bu. 2 tur bu. Yerli birim kullanmıyorum. Tur başına XP bu biraz işe yarayabilir. Şu hiçbir işime yaramayacak. Ama bu önemli. Onu boşlamam lazım. Zeus'un Poseidon'u daha karar veremedim ama. Bu arada şey aklıma geldi. Ben bu kadar Mısırlılarla falan tanışıyorum. Mümkün olduğunca hepsiyle anlaşma yapmak istiyorum. Hititlilerle de aynı şekilde. Dur, saldırmazlık anlaşması desem ve bunları kültüre göre gruplasam. Evet, böyle de görebiliyormuşum. Güzel. Öncelikle Mısır'dan başlayalım ki hepsi neredeyse benimle anlaşma yapmak istiyor. En güçlülerden başlayalım. Tasret. I hope I'm not forced to listen to idiocy. Takas anlaşması, neyin var senin? Taşın var. Tamam, 200 taş verirsin. Tamam, o da olur, o da olur. Anlaşmazlık anlaşması, kültüre göre Mısır, keşke sıfırlanmasa her anlaşma yaptığında. Bakıyorum, şu Firavun'un fraksiyonu istemiyor ama dur, ben buna şehir satacağım zaten, o sırada alırım o anlaşmayı. Ramses'in torunları. Ramses'in zaten var. In the name of Duke. Tamam, sizde de yapalım. What could you possibly have to offer me? Senin neyin var? Altının var biraz. Altın var o zaman biraz. 17-17'dir. We agree. Saldırmazlık. Kültüre göre Mısır. Şunlar güçlü gibi. Kimle savaş halindesin? Bilmediğim biriyle. Tamam, senle de anlaşma yapalım o zaman. Neyin var? Odunun varmış, odun ver. Okay, yavaş yavaş ilişkilerimizi geliştirelim ki zaten teknolojilerden bilmem nelerden bayağı bir ilişki geliştirme geliyordur. I fight for Egypt. Öyle ufak tefek fraksiyonlarla anlaşma yapmaya gerek yok. Şimdi diğer Mısır fraksiyonları onlarla savaşmaya falan kalkarsa hani şey yapmayayım. Şansımı zorlamayayım. Son of Canaan. Kenanlılarla da saldırmazlık anlaşması yapmak isterim ama İrsu'nun savaş halinde olduklarıyla değil diyecektim. Kimseye savaş halinde değil. Enteresan. İrsu birazcık savaş bir arkadaşımız normalde.
Okey, seçem. Şey, komşum zaten. Bununla savaşmamayı tercih ederim bu arada. Ordu falan yollayacak halim yok. Sende ne varmış? Tunç varmış. Tamam, sen bana 50 tunç verirsin. 90 da olur. Agree. I fight for Hati. Gezginler, Frigyalılar, Hititliler. Mezopotamyalılarla da anlaşma yapabilirim aslında. Mesela şu arkadaşlar bayağı güçlüymüş ve... Okey, okey, bunlarla bir anlaşma yapabiliriz. Ambiguous. Neyin var? Taşın mı? 200 taş verirsin. Oha, tam tutturdum neredeyse. 199 var. 80. 7. Such güzel. Yine saldırmazlık. Gene kültüre göre sırala. Mezopotamya diyorduk. Hanigalbat'la zaten var. Hmm. Küçüklerle gerek yok. Mısırlılar tamam. Trakyalıları geç. Urartuları geç. Kuşlular. Hititliler işte bir soru işareti ya. Hati will arise again. Yani şu heriflerle saldırmazlık anlaşması yapmak isterim de. Herifler de herkesle savaş halinde ya. Hititlileri falan kızdırmak istemiyorum. Yani şu an ne kadar savaş halinde olsam da Hititlilerle. Onlarla barış yapma planındayım nihayetinde. We must be ruthless. Tamam, onlarla yapmayacağım o anlaşmayı. History will remember me. Akıllılar neresiydi? Ajax the Great. Ha, Ajax. Yani seni dövebilirim. I doubt your courage will match my own, nor your determination. Okay. Saldırmazlık anlaşmasına baktım sadece, diğerlerine de bakayım. Barış hala Hattililer istemiyor. Konferansın isyan yok. All will remember me. İsyan yok. I will unite this. İsyan yok. Savunma ittifakı isyan yok. Askeri geçiş isteyen. Warrior of Egypt. Fraksiyon var. Tamamdır. Orduları kontrol ettim mi? Ettim. İnşaat, ha, diğer şeylere bakalım. Saray birimleri. Kaynak binası yapıyorum en çok. Şimdi idare ve yönetim binaları arasındaki fark nedir? Keşke bir yere yazsalardı onu. Ana binalar yönetim olarak mı geçer acaba? Evet, öyle geçer. İdare ve karakol yönetim. Bir dakika, şuradan bakabilirim aslında. Yetiştirme, askeri destek, yönetim burası. Ha, idare olması lazım, tamam. Yanlış yere tıkladım alışkanlıktan. Saray. Remember your honor, courtiers. So your work might be remembered in turn. Mevcut inşaatlar. Yapalım yapabildiğimizi. Burada kontrol veren bir şeylere ihtiyacım var değil mi? Kontrol veren de çok fazla binası yok bu arkadaşlarım maalesef. Mutluluk veren var. Ya, pardon, mutluluk zaten adım, kontrol diye bir şey yok oyunda. Mutluluk 1 veriyor. 6 veriyor ama yetmemiş. Vay arkadaş. Boşa direniş gücü fazla olduğu için ama yapacak bir şey yok. Tamam, şuradan iki mutluluk verene doğru gideyim bari. Anda inşa etmek aslında daha karlı olur benim için. Buranın şeyini açabilirim. Altın üretimini açabilirim. 99 altına yapıyorum sadece. Altın üretimini açtım şu an. Hala -4'teyim çünkü bu seviyesi bir şey kazandırmıyormuş. Tamam. Diğer seviyeyi yapamıyoruz. Tamam. Diğer seviye için tamam, önümüzdeki tur yapabileceğim. Halikarnas'ta 3 tane iş gücü var. O iş gücünü Garnizon binasında kullanayım. Madem yapmışız, upgrade edelim.
Aspa Eresos'ta kaynak binası yapmak mantıklı olacak galiba. Başka diplomasi yapayım. Aslında şu yaptığım diplomasi binaları tamamlandıktan sonra o anlaşmaları yapsam daha çok şey koparırdım da, neyse, önemli değil o kadar da. Şimdi tamamlanması lazım öncelikle. Burada bir zafer noktası veren bir şey var. Şimdi seviyeyi yükselttiğim zaman şehri yapabileceğim. Güzel. Burada biraz iş gücü biriktiren bir şey yapsam fena olmayacak aslında. Öyle güzel. Burası Ashkelon'du. Karkisha. Buranın 5 olmasını bekliyorum. Megiddo. Neden yapamıyorum? Önce ikinci seviyeye yükseltmen lazım diye. Tamam, yükseltelim. Tamam ya, onu da yükseltebiliriz sanki. Olur. Okay, Farha'daki nereyi nasıl yıktılar? Bir dakika. Burası neresi tam olarak? Ha, orayı ben zaten talan ettim. Tamam, burayı parçalayabilirsin. Ardından şunları ufak ufak. Şimdi Saura da çok zot olduğu için o meşrutiyet şeyini buraya yapayım. Şundan yapayım. Evet, bundan yapayım. Samos'a kaynak arttırım yapsam fena olmaz. Yeni bir tanrıya tapılmaya başladığım zaman onun şeyini yaparım ya, onun tapınağını yaparım. Kalsın. Mira'da karakol sonsuza kadar burada böyle kalacak. Unutmasam iyi olur. İnşaatlara baktım. Yakın isyan mı? Yine mi ya? Vay arkadaş. Sen niye isyan? Başladığın iş gücü, vergiler, AI çarşısızlığı gidecek. Hadise var. Tamam. Mutluluk veren şeyi seçeyim ben buraya. Oturduk bir şuranın şeyini kapatayım. Bu arada başka böyle gelirini kapadığım ve unuttuğum bir yer olabilir mi diye bir kontrol etmek istiyorum. Çok oluyor çünkü Warhammer'da falan. Buranın şimdi kapadım. İki tane kapanmış yer olması lazım. Evet, diğeri de burası. Bir şey. Burada bir tane harcamamış yetenek puanı varmış. Onu da harcadım ve astım. Nice. Yeni bir maksat. Zafer noktası vereni seçeceğim. Değil mi? Bunların yok edildiğinden emin ol diyor. 3 tane zafer noktası veriyor. Tabii ki o. Başka yardımcı kuvvet. Yani fena şeyler yok da zafer noktasını şu an birinci önceliyim. Çok da uzun sürmeyecek herhalde diye düşünüyorum. Kaç tur verdi bana? 30 tur. Oho, 30 tura ben 10 tane onlardan yok ederim be. Şimdi Paris'te yolumuza devam edelim o zaman. Burası evet başkenti değil. Evet başkenti Atina zaten. O adamların kendisine değil. Yürümesi neredeyse full tamamlanacağı için ilk harcayabiliriz. Paris'e saldırımızın bir mahsuru yok yani. Karakoldan bayağı bir şey geliyor. O karakolu kuşatamayacağım şu an ama herhalde şu anları getirdikten sonra bunların gücü yeterli olur diye düşünüyorum. Umarım. Ki oldu. Hasar alanlar var. Tehdit altında o hissettirecek bir ordu yok yakınlarda. Dolayısıyla... Aşilin ikinci şehrinde almış oldum. Greatness is acknowledged. Restoration of Eretria. Heroes sevenlere bir gönderme. Bu mina nedir? Gıda ileri, mutluluk, iş gücü artışı. Fena değil. Tahıl tarlaları kurmam lazım. Kuralım. Şu askeri binayı da yıkalım. Bilerek mi böyle? Yok.
Onun yerine kurulabilecek daha güzel yerler var. Daha güzel şeyler var. Bunu böyle bırakırsam sonsuza kadar unutacağım için umarım unutmam. Umarım unutmam. Burada güzel binalar var. Ömer unutma bak. Şurada güzel binalar var. Şuraya tek kişilik bir orduya bir çıkarma yaptı. Ona da bir önlem alalım. Ne olur ne olmaz. Yani bir şey yapacağından değil işte karakolları falan yıkar saçma sapan. Sen dostum gel oraya. Muharebe sonrası hareket geri kazanma. Güzel. Al onu direkt. Şu ikili mi gitse daha iyi? Yoksa şu ikili mi gitse daha iyi? İkisi de kötü. En güzel şu ikili ama buradan da gitmiş bulunduk. Buradan full gidelim bir o zaman. Aa. Ha, maaş vaziyetindeyken. Tamam, yine de güzel, yine de güzel. Nice. Sarayda ne var? Kumpas. Kumpas şantaj başarılı. Şantaj başarılı olduğu için saygınlık mı kazandım bununla? Tamam güzel. O saygınlığı yani ordu ücretlerini düşürmekte kullanabilirim ama zaten o mevkiyi yakında ele geçiriyor. Ayaksın mevkisini yakında ele geçiririm. Tamam ordu ücretlerini düşürelim. Yetiştirme maliyeti düşürüyormuş. Yok mu başka bir şey ya? Saygınlık değil. Meşrutiyet olabilir. Zimmete geçirmek isterdim ama onu başkasında kullanıyorum. Meşrutiyet durumunda bir sıkıntı yok değil mi? Uçtum gittim. Hiçbir şey yok. In matters of rule, you are my arms and armor. Serve me well. Bu şekilde atsam bunu buradan. Zaman alıyor işte ya. Ama diğer türlü de zaman alacak. Şu an ayak satacağım. Tamam. Tamam bunu yapalım. Okey. Takas anlaşmaları. Peki. Karakol. Farha'ya da dini karakol bekletsem iyi olur. Tamam. Mira zaten sonsuza kadar öyle kalacak demiştim. İnşaat mevcut. Tunç. Olur. Bu da olabilir. Bunu niye yapamıyorum? 5 mi istiyordu? Nüfus veriyor, mutluluk veriyor. Daha fazla mutluluk veriyor. İşte yetiyor. Yani yine de yapayım ben bunu. Tamam. Tamam 5 olsun öyle yaparım. Burası neydi? Arzava. Arzava'dan sonra Likya var. Tamam şimdi bunu yapabiliyorum. Şunu açabiliyorum. Okey, okey. Kendi kendine tamamlanabilir herhalde. Altın harcamama gerek yok. Burada iki iş gücüyle pek bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Yani sonuncuyu da yeni tapındığım tanrının şeyini, tapınağını yapmak için kullanabilirim aslında. Burada bilerek mi nüfus arttıran bir şey yapıyordum ben? Başka bir şey olmadığı için mi? Evet, başka bir şey olmadığı için herhalde. Tamam. Parha'da o zaman. Bunu yapmak için önümüzdeki turu bekleyeceğim. Peki. Burası Parha eyaletiydi. Batı Hattı'ydı sıra. Bunlar böyle. Bunun için seviye çıkar diyor öncelikle. Çıkaralım. Yapmak için tahıl tarlaları yapmak gerekiyordu. Onu yapıyordum zaten. Tamam. Başka yön artık şunu yapabilir miyim lütfen? Burası da bir artması için 64 tur istiyor. Okey. O zaman ben ona daha önce dikkat etmemiştim. İş gücü artışı vereyim birazcık. İş gücü arttıktan sonra o binayı yıkar.
şeyi yaparım. Megiddo'da ise ayını da geliştirelim. İnşaatlar tamam. Garnizondaki hareket etmemiş. Ha, bunlar hareket etmedi tabii. Sen marş vaziyetindesin, evet. Bu arkadaşın gelmesine çok var mı? Var. Ki zaten çok zayıf düşmüş. Önemli değil. Bu nasıl bir ordu? Fena bir ordu değil ama benim ordularıma karşı bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Sen şöyle geliyorsun. Saldırıyı Hector'la düzenliyorum. Ya dostum ya. Dostum ya. Yok, o kadar tecrübeli birim kaybetmek istemiyorum. Kabul etmiyorum bunu. Savaşalım. Fırtına istemiyorum. Mümkünse. Mümkünse. Sisli. Tamam. Arkadaş oraya yerleşti. Saldıran ben olduğum için. Ama diğer tarafta savaş arabalarım var mı? Savaş arabaları okçu muydu ya? Tetikleyebilir miyim ben onları? Neyse, her şekilde zaten destek birliklerinden ayrı hareket etmek istemediğim için bunları destek birliklerinin yakınlarında konuşayım. Başlat. Evet, savaş arabaları okçuymuş, güzel. İstediğin gibi tetikleyebilirim onları. Gelin şöyle siz. Siz şöyle geçin. Şöyle geç. Biraz hasarlanmış ama neyse. Önemli. Nereye konuşalım o zaman? Arkada gemiler falan. Ya boy da çok özelildi ya. CS of'a saygılar yani. Şurası yokuş aşağı fena değil gibi. Şurada kayalar da var. Olabilecek en güzel yer burasıdır bence. Benim oraya geçecek zamanım olur mu? Herhalde üstüme gelmiyorlardır ya. Okay. Şu an göremiyorlar beni. Tamam, beni bekliyorlar zaten. Ben savaş arabalarıyla onları istediğim zaman tetikleyebilirim. Öyle yokuş aşağı onlar da güzel bir yere konuşlanmış ama işte yapay zeka ne yaparsın. Oradan ayrılacak iki ok yedim diye. Şurada bir tane kalkansız bir kardeşimiz var. Ama zırhı mıhra ağır ya, bir şey olmaz buna. Öncelikle büyük ihtimalle bunu hedefleyecekler okçular. Herkes yerini aldı mı? Güzel. Azıcık da yüzünüzü düşmana doğru dönün. Şöyle etrafımdan dolanamayacak bir şekilde şuraya konuşanabilirim bence. Güzel. Hadi başlatalım savaşı. Ok yiyeceğim tabii o sırada. Hasar alacağım. Okay. Çok fazla hasar veremediler. Hala menzilindeler. Ateş edebilir bizimkiler. Ya sağa sola koştururken çok ok yemiyoruz neyse ki. Ve sanırım tetiklendiler, yürümeye başladılar. Güzel. Siz şöyle geriye gelin. Trojan
Origin Scum mı? Bana mı dedin? Hoşlanmadıysan gel bekleriz. İki tane okçuyla savaş arabalarına geliyor ya. Akıllıca bir hareket olduğunu düşünmemekteyim şu an yaptığın. Okay, kardeşlerim siz onların menziline girmezden evvel yardım. Diğerleri daha yaklaşamadı zaten. Ne oldu ya, geliyordunuz? Trojan Scum falan diyordunuz. Scum'u gösterirler öyle adama. Yemiyoruz değil mi? Başka bir yerden bu sırada. Yok. Resmen sildiler vallahi. Hiçbir şey yapamadılar. Okey. Bunlar böyle. Ordularının geri kalanı. Okey. Menzilime girmek üzere. Şurada bir uzakçı varmış. O mantıklı olmayabilir. O mantıklı olmayabilir. Siz gelin şöyle. Okçularım güzel güzel oklamaya başladılar. Çok cool birimler ya bunlarda. Kafalarına haleyi takmışlar. Bunlar da coolmuş aslında, şöyle bakıyorum da. Yok değil mi bizi oklayan daha? Yavaş yavaş başlamışlar oklamaya da. Hızlı iniyorlar. Ölüm yağdırmıştık. Onlar uzakçı bilmem ne değil. 2'ye 1 alırsınız bence ya. Arkadakilerin de durumu iyi gibi. Tekrar yaklaştılar. Okay, şuradaki biraz hasar vermişler. Olur o kadar. Bunları tekrar şarj yaptırsam mı ya? Galiba mantıklı olur. Tekrar bir şarj yaptırmak. Hücum bonusundan faydalanmak. Kardeşler bu arada şu biraz sıkıntı yaratıyor. Önceliği ona verirseniz benim için fena olmaz. Ha, bunlar etrafından dolaşmaya kalkmış. Bu arada onu fark etmemiş. Tekrar saldırın. Madem bu kadar kolay bir savaşa girdik arada, inip manzarada izleyebiliriz bence. Ya bunlar benim ciritçilerim değil mi? Ne işi var burada bunların? Hayda, bunları arkaya sokmamış mıyım ben? Bak, zaten marş vaziyetindeydi. Harbiyi sonlandırabiliriz o yüzden. Savaşta öldürseydim keşke, şimdi Hector'un da bir öldürme animasyonunu izleseydik. İhtimali falan pek gerek yok bence. Hazineyi al sen direkt. Let our prisoners go.
My reputation grows. Toprak işgal edildi. Görev hazır, görev hazır. Medeniyet mamurlaşıyor. Şu an zaten refah seviyesinde değiliz zannediyordum ben. İyiymişiz galiba. Neyse, medeniyet çok çok medya yalnız ya. Şimdi şu kardeşimizi indirmeden bu tarafa gitmek mantıklı olmaz herhalde, değil mi? That is beyond. Sıkıntı yaratabilir. Protector of the Aegean. Bir deniz şeyi yaşıyorum. Şuraya gelince sıkıntı kalmadı. Let's make. Senin yürümende daha fazla zaten. Okey, şöyle yapalım. Marş vaziyetinde gel şuraya kadar. Sen de aynı şekilde marş vaziyetinde onun yanına gel. Karaya inmeyeceğim diyecektim, bir dakika. Karaya inmem ve inmemem arasında bir fark yok değilmiş ama. Var. Bu adam tazeleniyor burada da. Tazelenemiyor ne derse ama. Karada muhtemelen tazelenemez. Şimdilik burada kalalım. Aynı bir tehdit yok zaten. Farhada 5 olmasını bekliyordum değil mi? Yok. Onu yapıyorum zaten. Şu var. Tamam, bunu yapalım. Gıda konusunda sıkıntı yok. Herhangi bir konuda sıkıntı yok. Ya altın aslında bir 10.000 yapsak da ekstra zafer puanı kazansak. Öyle bir şey de vardı. Hatta... Nerede o? Nerede o? Diğerlerinden birinde 100.000 yapma var. Yani gıda 100.000 biraz zor, biraz zor. Şunu alırız ama altın 10.000 yapmayı. Şuralara bakalım. Şurayı da bir alalım. Get in there. Todd'la karşılaştık. Senin işin sanırım bitti, başka burada beleş şehir yoksa. Aşağıda vardı aslında. Burayı alamıyorduk değil mi? Burayı almak için bir kadim miras seçmek gerekiyordu. Buralara kadar da çok şey yapmayayım ya. Görmemişlik yapmayayım. Permanı ister misin benden? Neredeyse vasalım olacak Firavun. 106. Bir şeyler inşa etsem acaba daha değerli hale gelir mi? Bu arada şey, saldırmazlığı kabul ediyordu, onu ben de kabul edeyim. Gıdan mı var? Gerçekten iyidir. Bir güzel bir değeri bir satmaya çalışalım, bakalım ne olacak. Keşif yerimizle direkt şöyle seçsem aslında. Aynen, tek tek uğraşmayayım. Tauset ne kadar çok yayılmış öyle ya. Kaç şehir var abi? 9. O kadar çok yokmuş aslında. Demek hepsinin ilk kenarında bulmuş. Fiyat olarak bunu bekliyordum değil mi? Evet. Kariye'de... Tamam, burayı tapınak için ayırdık. Miletus'u... Onun yapılmasını bekliyorum, tamam. Karakıl inşaatlarına bakayım. Parha'da. Ve Mira'da şey bekliyorum. Piramses'te ise... Burayı bir şey yapmaya gerek yok. Harcanmış yetenek puanları. Paris. Prince Paris. Şöyle bir 13-13 yapalım. Ve şunu alalım. Hem ikmal, hem mimat, hem menzil, hem yeniden doldurma hızı. Tam Paris'in ihtiyacı olan şey yani. Daha iyi bir şey olamazdı gerçekten. Eklenti şansı, muharebe yağması. Fidye'den gelen kaynak. %100. Tanış bakın masrafı kaçmış bunun. Onu yollayabilirim ya. Başka çok önemli bir şey var mı? Bir kontrol edeyim. Yok. Gel.
Bu çok çok ciddi fark ettirecek yani Paris'in ordusunda. Paris demişken nelerimiz var başka burada? Kamp vaziyetinde ikmal. Olur. Ne? Savaş arabasında olduğu için pek bir şey yapamıyor. O çıkardığım şeyi birine takmak istiyorum ama. Companion of Ares. Ne yer yokmuş. Yanında gezdirdiğim elemanı takayım bari. İlişkiler. Daha fazla diplomatik ilişki şeyim de varmış ya. Dur bakayım. Önemli değil. Diğer taraftaki iki ordumda da var mı bütün diplomatik ilişki şeyleri? Loyal to the last. Senden önceki ne yapayım de. Mutluluk artı 2. Ondan daha önemli ya diplomatik ilişki. Bu ne peki? O zaten diplomatik ilişkimiş. Tamam. Şunu tak. Şurada yakışır ya sana. Okey. Yere ilahlarda yeni keşfettiklerim. Neyse onlara sonra bakarım. Diplomasiyle. Bakmış mıydım sanki? I fight for Hatti. History will remain. The future belongs to us. Sırayı mı kullandım mı ya? Remember your honor, courtiers. So your work okay. Might be remembered in turn. Do it right. Okey, bir kız yetişkinliğe adım attı. Okey, güzel. İki tane birden, ikiz miymiş bunlar? Güzel. Ya dur, aklıma gelmişken. Aklıma gelmişken. Miken'i bulamadım. Sınırlı Mezopotamya, Hititli... Hah, Mika. Şimdi bak, senden... Helen'i istiyorum. Tamam mı? Hayır diyorsun, biliyorum. Ama karşılığında sana kız vereceğim bir de. İki evlilik birden teklif edemiyor muyuz ya? Bunu da istemiyorlar zaten. Ya sevenleri bir kavuşturamadık ya. Ona yanarım. Bölge verebilirim. Yani bu kadar değerli bir yeri vermem de yeni aldığım yerlerden bir şey verebilirim aslında. Böyle tüm eyaleti kontrol edemeyeceğim için şuraları verebilirim mesela. Oraları veremiyorum. Ha, buraları sınırı var adamın, o yüzden verebiliyorum. Bir saniye şeye bakacağım. Ha, burası benim eyaletimdi değil mi? Tamam, şuraları bir fethettikten sonra belki düşünebilir onu. Ama şimdilik bu bölümü burada sonlandıralım. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Haydi kendinize iyi bakın.